bugün turculuk konseptinin tamamen dışına çıkıyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün balık tutacağım. Kiminle? Tanıştırayım. Mustafa. Takipçi arkadaşlarımızdan bir tanesi bizi davet etti sağ olsun. Bugün buradayız. Misafiriz kendisinin. Ve balığa çıkacağız efendim. Şu an ön çalışmalarını yapıyoruz. En son çocukken balık tutmuştum. Samsun limanında. Videomuz olmasın lütfen. Deniz bozarsa kürekle çıkamayız. Düzgün gibi gözüküyor. Deniz düzgün bugün ya. Mersin merkez tavanının şurası. Orada bir büyük bir bina var. Tam orası. Videoda görünüyor mu bilmiyorum şu an. Benim çadır da şu ağaçlıkların olduğu yerde. O büyük ağaçların yanındaki küçük ağaçların altındayım. Evet, ilk balımızı aldık. Ne bu? Bu mercan. Mercan. Süper. Bir de bir. Daha başladık yani. Attık. Oltalara yem diziyoruz. O tuttu hemen bir tane bak. Güzel. Bir saniye. Evet. Şimdi kaç metre salacağız bunu? 50 metre. Zaten dibi gibi bulacaksın abi. Dibi bulduğunu hissedeceksin. Yani zemine değecek. Evet. Şu an salıyorum aşağıya doğru. Evet, galiba ilk balımı aldım. Onun ismi Garbur. Evet. Evet. Eğlenceli ama değil mi? Süper. Ben bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum ya. Çok özür dilerim ama seni yiyeceğiz biliyor musun? Evet. Evet, mercanı da ben aldım. Gel buraya. Gel buraya. Onun adı neydi seni yakalan şu an? Bu Gargur. Gargur. Ama bunu ben de bilmiyorum. Bir balık yakaladık, ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Bol. Gene geldi. Böyle balık sigara içirtmez adamı. Ver bana. Çekeyim seni. Harbi lan.
Başladık takır takır balık çekiyoruz. Kendimizi nazar ettik herhalde. Bir süredir balık gelmiyordu. Şimdi başladık gene yakalamaya. Süper zevkli bir olay yalnız, biliyor musun? Tersten değil de. Takılmış mı? Çok komik. Dedim ki çok büyük balık geliyor. Tersten yakalayınca. Neden? Ben de aldım. Geliyor. Gene Mercan gelecek bak şimdi. Gargur. Gargur mu geldi? Küçük gelmiş sana şimdi aslında. Oy oy. Gel bakayım buraya göl. Sakin ol çocuğum. Balıktaki balık. Şu üstteki neydi ya? Mercan değil mi? Hayır. Var bu. Bu da balık. Onun da canı var tabii ki. Bir bakalım. Orada balıktan var. Artık Akdeniz'de benim öptüğüm bir balık yüzecek arkadaşlar. Güle güle. Ah şimdi girdi. Bak 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 bak. Dört tane birden. Nasıl var ya böyle sırayla bütün işler? Belliydi zaten. Maşallah maşallah. Şuraya bak. Bir de bunları çözmek de sıkıntı. Süper. Balıklara bak. Tuttuğumuz balıklar. Çok iyi değil mi? Ağzına kadar doldurdum. Bak bunlar da benim tuttuklarım. 8 tane. Çok iyi balık tutarım dedim mi ben size? Öyle bir iddiada bulundum mu? Hayır. En son çocukken balık tutmuştum ben, biliyor musun? O da misinayla. İstavri tutmuştum. Yaş 46, ikinci balığımı tutuyorum. Aslında daha tutardık da benim midem bulandı. Deniz tuttu beni biraz. Onun için erken çıkmak zorunda kaldım. Ama harika bir gündü ya. Mustafa Hoca işi biliyor. Onun kamışı güzel bak. Bir tanesi tüylü onun. Şununla çok yakaladık bak. Tüy var burada. Büyük balıkları onunla yakaladık. İsmini bilmediğimiz bir balık türü şu. Onu ben biliyordum, onu da hatırlamıyorum. Aklıma geldi. Onda da başka bir sarı çizgili bir şey var. Dört çeşit herhalde balık var burada. Dört veya beş yok. Dört çeşit balık var. Beş de olabilir. Emin değilim. Sonuç itibariyle hepsini yiyeceğiz. Şimdi orada mangal yeri var. Mangal yapacağız. Evet. Şimdi balıkları temizleyip kızartıp karnımızı doyuralım.
Baksana abi balığa. Bunun ismini bilmiyorum. Bu ne balığı acaba? Bunu ismini biliyorsanız yorumlara yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Şöyle bir balık. Pul hiç yok. Çok güzel. Şu barbun mu nedir bu? Sarı çizgi. İlk defa görüyorum. Ondan sonra bir de ne var? Şöyle sargoz muydu bunun ismi var? Böyle bir ismi var galiba. Bir de mercan var. Ben şimdi bunları temizleyeceğim. Şimdi balık nasıl temizlenir? Göstereyim mi? Bak şu altta bir kılçığı var. Büyük balık. Büyük balıklar böyle temizleniyor arkadaşlar. Şu kılçığın şuradan şöyle bıçağa giriyorsun. Sonra şurayı açacaksın. Açtığın zaman zaten işkembe burada. Şöyle bunu alacaksın abicim. Dedit. Kedilere mama. Sonra bak. Şurada bir yıkayayım şunu. Sonra bak bunun burada bir kan tabakası var. Bunu almazsanız bu acı bir tat verir. Bu kanı buradan alacaksınız şöyle. Bak. Balıkçılar temizlerken genelde bunu almazlar. Bu pişince acı acı tat verir. Onun için bunu temizliyoruz. Eğer daha büyük balık temizliyorsanız çay kaşığı bunun için ideal. Bak şu kemiğin arası kan pıhtısı dolu. Pıhtı. Böyle güzel bir temizliyoruz. Sonra balık çok pullu değilse pullarını temizlemek zorunda değilsiniz ama mesela bu balık çok pullu değil ama ben gene de temizliyorum. Neden? Çünkü az da olsa pul var üzerinde ve ben bunun derisini yemek istiyorum. Görüyor musun? Sonra ben bir de şurayı alıyorum bak. Şurası bunun full diken. Burayı böyle pişirmeden önce alayım ki piştikten sonra onunla uğraşmak istemiyorum. Bu kadar. Evet. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Hadi bakalım. Bak burada ne var bak. Temiz buldum. Evet. Oğlum burada ihtiyacım olan her şey var lan. Ateş alanı var, su var, çeşme var, tuvalet var. Duş var, banyo var, her bir şey var. Kamp yeri var, çadır yeri var. Değil mi? Ağaç var, deniz var. Her şey var burada. Yani burada ben yaşayabilirim aslında. Ah sırtımı vurdum. Ya su bahçemiz isimli bir su ama çok iyi değil ya.
Evet, mekan bu. Lavabo var, su var, mangal var. Şöyle bir ne lan bu lavabo? Bunu adını unuttum lan bunun. Mangal kömürü. Şöyle bir mangal kömürü var. Biraz da burada var. Şu kadar bir ağaç var. Buldum. Bir de şunları getirdim. Herhalde yetecek yani. Bir seferde pişirmeyi düşünüyorum bunu. İnşallah yeter. Çünkü etrafta ağaç yok arkadaşlar. Ağaç yok. Şimdi mangal kömürü alsan gelsek bir paket masraflı olacak. Bunlarla idare edeceğiz. Ne yapalım? Çıra buldum burada. Bak şimdi. Çırayla da yakamazsak ayıp yani, değil mi? Şöyle bir çoban ateşi mi yapsak acaba, yoksa normal mi yapsak bilmiyorum. Şöyle ulan bir tutturamadık ya. Şöyle dursana. Hiç emin değilim ama deneyeceğiz efendim. Yapacak başka bir şey yok. Bu ıslak mangal. Bu kadar kömürümüz var. Şu kömürler tutuştu tamam. Şunlar yeni. Hiç kullanılmamış. Öbürküler yanmış biraz. Herhalde bu işi halledeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Çakmak. Evet, yanında. Çakmağı unuttum zannettim ama değil. Ateş tamam yani, yandı. Balıkları tuzladım, biraz da yağ koydum çünkü kurumasını istemiyorum. Şimdi ateş köz olunca bunları pişireceğiz. Yanmamış şeyler. Oğlum küçücük maşa mı yapılır ya? Şu maşaya bak ya. Küçücük ya. Bir karış ya. Bu ateş tamam ya. Şunları kenara aldık mı? Evet. Tamam. Yandım. Ellerim yandı. Evet. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bak. Hadi be, yetişmiyor ya. Oraya yetişmiyor. Olmadı. O olmadı. O zaman ona bir ayar çekeceğiz. Evet, şimdi oldu. Fakat hava karardığı için GoPro tabii ki güzel çekmiyor ve görünmüyor değil mi? Güneş battı. Şurada lamba var ama bir de şurada var. Şurada yansıymış iyiymiş. Başka da yok. Bir bakalım. Evet. 10 numara pişmiş abi. Yeter. Hava karardı ya. Limon yok. Salata yok. Aceleye geldi biraz. Limon yok. Salata yok. Balık var, ekmek var. O zaman bana afiyet olsun.
Burada ablalar var, kopuyorlar bunlar bak. Bir 12-13 kişi varlar burada. Saatlerdir şarkı söyleyip eğleniyorlar. Sustular şimdi bak. Burada siteler nasıl biliyor musun? Her sitenin kendi aqua parkı var anasını satayım. Tamam mı? Bak burası bir site. Şu taraf. Bak şu telegiden öbür taraf bir site. Orada da bir meydan var. Bak orada da aqua park var, salıncaklar falan var. Havuz konseptini aşmış adamlar yani. Havuz konseptinin bir üstü. Bir üst level'da hizmet veriyor burası. Burada sitelerin aidatları 12-13 bin liraya kadar çıkıyormuş yani. Kira öder gibi aidat ödüyorsun. Nasıl? İyi mi? Hep yaşlılar var ama. Baksana abi. Ablalar kopuyorlar. Demin nasıl söylüyorlardı? Ablaların kafası güzel. Ablalar kopuyor. Eğleniyorlar işte, ne yapsınlar. Bak burası bir sitenin içinde. İki tane havuz var burada, biliyor musun? Ortada da kocaman havuz var. 10 numara değil mi? Balkondan havuza atlayabiliyorsun mesela. 4 tane varmış lan havuz. Bak 4 tane havuz burada var. Bir tane ortada var. Tamam, orası komple siteye ait. Bak burası bir komple bir site. Ve aquapark. Mini aquapark. Oyun bahçeleri falan filan var işte. 10 numara. Burada voleybol. İleride tenis menis bir şeyler. Her bir şey var burada.